Hoş gelmişsin Tahsin Bey'im. Bizi şereflendirdin. Sağ olun Hatice Hanım. Nasıl çocuklarınız? Ah, onları hiç sorma. Bir beterken bin beter oldular. Hayrola? Benim sınıfımda her çocuk namaz surelerini bilir. Hiç olmazsa amme cüzünü sonuna kadar ezberler. Yeni hanımlar hep dinsizlik öğretiyorlar. İstanbul'dan yeni gelenler sokakta yüzleri açık geziyorlar. Artık bunların terbiyesi sayenizde verilirse... Hocanım, namus kadının yüzünü açıp açmamasında değildir. Din de peçe demek değildir. Öyle kapalı kadınlar vardır ki... kapı arkasında her türlü rezaleti yaparlar. Onun için yeni öğretmene yüzü açık diye kimsenin hücuma hakkı yoktur. Bu böyle biline. Ağalar, memleketimize düşman girdi. Ne mal, ne ırz, ne de can bıraktı. Bizler düşmanı kovmak için dağa çıktık. Devlet henüz bizi resmi hazinesinden besleyebilecek durumda değil. Ordu harekete geçinceye kadar bizi sizler doyuracaksınız. Biz öbür çeteler gibi aklımıza esen parayı da istemiyoruz. Gücünüzün yettiği kadar. Şimdi söyleyin, bize ne kadar para yardımı yapabilirsiniz? Siz ne istiyorsanız bizim halimizi düşünerek bir teklif edin. 30.000 lira. Fakat meteliğini ahaliden almayacaksınız. Size bir liste hazırladım. Yalnız ismi geçenlerden alacağız. Kantarcıların Hüseyin Efendi 10.000 lira. Hacı Fettah 5.000 lira. Gariplerin Mustafa Ağa 3.000 lira. Eşraftan Mehmet, Ömer ve Hasan Ağalar kalan 12.000 lirayı tamamlayacaklar. Efendiler, bu benim 60 kişilik kuvvetimin 1 yıllık masrafıdır. Benim değil 5.000 lira, 5 lira verecek gücüm yoktur. İhtiyarım, içecek çorbamı zor buluyorum. Ömer Efendi ile Hasan Ağa'yı bilmem ama ötekiler de veremezler bu parayı. Sizinki vatan müdafası değil, bildiğimiz eşkıya soygunu. Düpedüz bolşevik! Halt etmektesin ki boyunca Hacı Fettah. Kuvayi milliyecilerin kanı, kafirin kanı gibi helaldir diye fesat saçtığın kulağımıza geldi. Pis paranı düşmana sakla sen. Fakat halkı birbirine düşürmene, ayak takımını müdafasız genç kızların üstüne saldırtmana müsaade etmeyeceğim. Götürün şu adamı muhafazaya alın. Ne? Cezasını sonra vereceğim. Beni ha! Tutmayın! Çekilin! Sizler de ağalar, kararınızı bana yarın akşam burada bildirirsiniz. Git herkese duyur Fettah Efendi'nin hapsedildiğini. Tahsin Bey kasabayı haraca kesecekmiş de. Ve bütün bunların Ömer Efendi'nin başının altından çıktığını söyle. Tahsin Bey Fettah Efendi'yi hapsetmiş. Kasabayı haraca kesecekmiş. Hep Ömer Efendi'nin başının altından çıkıyormuş bunlar. Tahsin Bey parayı vermeyeni öldürecekmiş. Bu işte Aliye Hoca Hanım'ın parmağı varmış. Ömer Efendi Tahsin Bey'e istediklerini yaptırabilmek için Aliye Hoca'yı öne sürmüş. Bak hele kahvenin oyunlarına! O millici gavur kocama asarsa ben ne derim? Ağlama kardeş, belki bir çaresi bulunur. Hep o Aliye kahvesi yüzünden. Bir gecede çeldi Tahsin Bey'in aklını. Unuttunuz mu? Bizim Hüseyin Efendi'yi zor kurtardım elinden. Bir çaresi var bunun. Ricaya gidelim. Yüreğinde az buçuk insanlık kalmışsa acır halimize. Gidelim. Gidelim kardeşim. Gidelim. Yüreğim yanıyor vallahi. Tahsin Bey kasabayı haraca keseceğimiş, kurtar bizi hoca hanım! Kocalarımız korkudan evden çıkamaz oldular, bize yardım et! Dediklerinizden bir şey anlamıyorum. Ne var, ne oldu? Ben Fettah Efendi'nin karısıyım hoca hanım. Tahsin Bey kocamı hapsetti, onu astıracağımış! Neden hapsetti, niçin assın? Para vermiyor diye! Yok vallahi yok, ne versin? Eline, ayağına düştü hoca hanım, bizi sen kurtar!
Size ölmüş anamın, şehit babamın ruhuna yemin ederim ki... eğer Tahsin Bey'in kasabada yaptığı kötülüğe engel olamazsam... onu kendi ellerimle öldürürüm. Sizinle yalnız konuşmak istiyorum Tahsin Bey. Tahsin Bey, bu zavallı kasabaya ne hakla zulmediyorsunuz? Bütün kadınlar yas içinde. Düşmanı vatandan kovmak için silaha sarılanlara, ahaliye eziyet yaraşır mı? Ne demek istiyorsunuz, anlayamadım. Adamlarınız herkesi dövüyormuş. Kasabadan binlerce lira istiyormuşsunuz. Erkekler korkularından evlerinden çıkamaz olmuşlar. Fettah Efendi'yi ne yaptınız Tahsin Bey? Karısı sokaklarda ağlayarak dolaşıyor. Niçin? Ne hakla hapsediyorsunuz onu? Kuvay milliyecilerin kanı... kâfirin kanı gibi helaldir dediği için. Savunmasız bir genç kızın üstüne... kasaba kopuklarını saldırtmak istediği için. Yani Hacı Fettah'ı para için kapatmadınız. Hayır. Zaten kimseyi de... kendi vermek istediğinden fazlası için zorlamak niyetinde değilim. Yalnız şu gerçeği kabul etmek lazım ki Aliye Hanım... sadece heyecan ve iman savaş kazanmaya yetmez. Silah ve cephane de gerek. Bunlar da ancak parayla olur. Peki, Fettah Efendi'yi ne yapacaksınız? Ne yapmamı istiyorsunuz? Onu salıvermenizi. Çünkü ona vereceğiniz ceza, adınızı lekelemekten başka bir işe yaramayacak. Efendiler, arkadaşlarım ve ben yarın kasabadan ayrılıyoruz. Kasaba eşrafının bize yardım etmek hususunda gösterdiği anlayışa... teşekkür etmek isterim. Verdiğiniz paraların... memleket hizmeti için harcanacağından şüpheniz olmasın. Öğretmen Aliye Hanım'ın ricası üzerine... bu seferlik Hacı Fettah Efendi'yi de affettim. Kendisini serbest bıraktım. Bundan sonra kasabada Müslüman'ı Müslüman'a kırdıracak hareketlerden... kaçınacağınızı umarım. İlerleyen düşmanı durdurmak için... yarın ateş hattına gireceğiz. Bizden hayır duanızı eksik etmeyin. Hakkınızı helal edin. Gazanızı mübarek etsin Tahsin Bey. Bizlere muzaffer dönmenizi, vatanın kurtuluş müjdesini sağ salim getirmenizi dilerim. Var olun Aliye Hanım. Sizi tanıdığım kısa süre içinde çok beğendim, çok takdir ettim. Bu vatanın sizin gibi değerli hanımlara çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ben de sizin mücadele ruhunuza hayranım. Bu azminiz sizi mutlaka zafere ulaştıracak. Vatanımız yandı, yıkıldı. Biz bu badirenin içinde... yeni bir devlet kurmaya çalışıyoruz. Bu savaştan sağ dönersem benim eşim olur musunuz Aliye Hanım? Beni bekler misiniz? Beni bu şerefe layık görüyorsanız sizi ömür boyunca beklerim. Kerim bana büyük annemin yadigarıdır. Onu sana emanet ediyorum. Beni unutma ve Allah'ın yolundan ayrılma. Bu değerli yadigarı ömrüm oldukça size ve Allah'a bağlılığımın alameti olarak saklayacağım.